Devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Kazanamadık, gitti. Vatandaş olarak biz görevimizi yaptık. Yapacak bir şey yok. Beklenmeyen sonuç diyeyim. Karadeniz incisi fındığın başkenti Ordu'dan merhabalar. 14 Mayıs seçimlerinin ardından Ordu sokaklarında seçim sonuçlarını değerlendiriyoruz. Sonuçları daha güzel beklememiz gerekiyordu. Daha güzel olması gerekirken buna da şükür daha güzel oldu. Şimdi ikinci tura kalırsa şayet garanti evvel Allah'ın izniyle yola devam. Devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun, ne diyeyim ki? Denecek bir şey yok. Kazanamadık, gitti. Kazansaydı iyi olacak. İkinci döneme kaldık. Vallahi izin verirsiniz ama kazanırız. Kılıçdaroğlu'na verip de bu Türkiye'yi şey mi yapacağız? Öyle değil mi? Yani şeyden FETÖ'cüler çıkartacağım, yok. Kılıçdaroğlu'nu çıkartacağım, yok. Demirtaş'ı çıkartacağım. Ne Allah mı ya? Türkiye'yi bunlara teslim edebilir mi? Siz olsaydı der miyiz? Sonuçlar Tayyip Yıldız 55 ile Cumhurbaşkanı olacak. Başka bir şey yok. Cumhurbaşkanı olacak Tayyip, Allah izin verirse 28 Mayıs'ta. Ben bir şey bilmiyorum. Allah halisi hangisini nasip etsin. Bana diyecek bir şeyim yok. Yani daha ne derim? Ben de diyorum o başkanım. Ne derim? Vatan için eğer bir şey yapacağım diyorsa Allah ona nasip etsin. Hangisi canı için çalışıyorsa. Biz görevimizi yaptık. Onlar nasıl bilirse öyle yapsın. Vatandaş olarak biz görevimizi yaptık. Yapacak bir şey yok. Onlardan ses çıkmıyorsa bizden de çıkmıyor, bitti. Sonuçlar normal. Biraz Cumhurbaşkanı'na tepki oldu. Şöyle, ekonomi sıkıntıdaydı, büyük sıkıntıdaydı. Biraz EYT'den falan oy aldı ama tabii ki ekonomik veriler sıkıntılı olduğu için oy kaybetti. CHP'nin de tabanı biraz halka inmediği için biraz oy alamadı bence. Yani biraz daha halka inmesi lazım. Tam şeyler anlatamadı. O yüzden de büyük bir oy kaybetti. Bence Kılıçdaroğlu olmasaydı, İstanbul Belediye Başkanı olsaydı aday götürürdü. Biraz da Kılıçdaroğlu'nu halk tasvip etmediği için oy alamadı diye düşünüyorum ben. Bunu bilmemiz lazım. Bak, etrafımız sarılı füzelerle. Amerika geldi, Yunanistan'a taşıdı. Ermenistan'a bir taraftan şımardı. Ne yapmamız lazım Türk olarak bizim? Erdoğan'a destek verme, akıllı olmamız lazım. Bak, teröristlere, Kılıçdaroğlu teröristlerle işbirliği yapıyor. Bizim ülkeyi böleceklermiş. Özellik verilecekmiş Kürtlere. Nasıl özellik veriliyorsun? 40 bin şehit verdin. Yazıklar olsun be. Beklenmeyen sonuç diyeyim. Eğer halkın iradesi sandığa geçmişse saygımız sonsuzdur. Önce ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Biz açıkçası hani böyle beklemiyorduk sonucu. Daha farklı bekliyorduk ama 14 gün sonra tekrar bir seçime gideceğiz. Yani halkımızın verdiği karara saygılı olmamız lazım. Tüm milletin, tüm insanlığın saygılı olması lazım. Hayırlı olsun diyoruz. Sonuç belli. Söylenecek fazla bir şey yok. Yani bir şey diyemeyiz. Herkes böyle düşünmüş, böyle yapmış. Ne yapılacak bir şey yok.